Sevgili yelkenli ve motorlu çift takipçileri, bu serimizde motosikletimizle Antalya'dan Mora Yarımadası ve İyon Adaları turunu gerçekleştirdik. Bir önceki bölümde Diri mağaralarını kayıkla gezmiş ve Mezapos'un nefis denizinde yüzmüştük. Eğer bu bölümü izlemediyseniz lütfen yukarıda beliren karta tıklayın. Yasas, yeni bölümümüzde Yition Bay Camping'den ayrılıp Areopoli'ye gidiyoruz. Kule Kale Evler Diyarı'nı gezdikten sonra limeninde vakit geçiriyoruz. En sonunda Stupa'da evimize yerleşiyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Taleme! Bir hazırlık sabahı daha. Evet. Eda ile Mert çadırlarını hazırlıyorlar. Oo, bu seferki güzel, konforlu çünkü gölge. Evet. Burada oturuyorum, ne güzel duruyor. Yani yalnız şöyle bir problem mevcut arkadaşlar. Şuradan güneş geliyor ve şurayı kapamaları lazım. Bizim onu kampın diye yapıyoruz. Aynen. Şimdi içeri bakalım bir daha. Bakınız ne kadar hoş bir oda. Yani böyle bir oda bugüne kadar görülmemiş. Yani tavanda aşırı yüksek. Bak benim kafam burada. Dolapta alacaklarımız var. Onları alalım. Evet, hafta sonu diye arkadaşlar. Tam dolu yani. Yunanlar. Çocuğunu kapan geldi. Valla çoluk çombalak, köpek, kedi. Evet. Herkes burada. Hafta sonu, hafta sonu. Evet hocam, nasıl gidiyor, neredesin? Selamlar, Kalimeras'az. Şu anda Mani Yarımadası'nın kalbi sayılabilecek bir şehirde daha bulunuyoruz. Areopolis'teyiz şu anda. Burası Atanaton Meydanı. Areopolis enteresan bir şehir. Yunanlıların tarihi açısından çok çok önemli. Burada bağımsızlık savaşları çok şiddetli yaşanmış. Ve özellikle meşhur bir aile var. Mavromihalis ailesi. Petrumenos. Mavromihalis yani Karamihalis. Bizde Osmanlı'da çete derlerdi onlara. Çete lideri. 1822'de bağımsızlık duygusuyla işte başlıyorlar mücadele vermeye. Bu aile, yani bu bir halk kahramanı. Bunu da için buraya koymuşlar. Tabii bizim için bunlar üzücü olan kısmı. Yani. Ama Osmanlı geçmişi geçmişe bırakıyoruz. Evet yani Osmanlı zamanında yaşanmış. Evet. Ta da neye dayanıyor? Fransız ihtilaline dayanıyor. Ondan sonra ihtilalden sonra yaşanan özgürlük ve bağımsızlık duyguları nedeniyle herkes yavaş yavaş ayaklanmaya başlıyor. Tabii ki Ruslar kışkırtıyor, Fransızlar kışkırtıyor, İngilizler kışkırtıyor. Özellikle buradaki çeteleri. Ama işte buradaki olan ne oluyor? Osmanlıları Türklerine ve Yahudilere oluyor. Birazcık kıyım olabiliyor. Ya şöyle bir meydan olmuş şimdi. Ha, şu pembeli şey çok güzelmiş, kafe. Evet, pembeli tatlı kafe. Bir meydan. Orada pek bir çok şeyler içebilir. İşte tavernalar var, kafeler var. Bir de kule evler var, onu da sonra anlatacağım. Areopolis'te çok enteresan şeyler. Bölgeye geldiğinizde zaten göreceksiniz arkadaşlar. Evler taş evler, çok güzel taş evler yaptırmışlar ve mutlaka evlerin kale gibi kuleleri var. Zamanında hem defans, savunma amaçlı yapmışlar hem de içinde yaşamak için yapmışlar ama her evin bir kalesinin, kulesinin olması çok enteresan gözüküyor bu coğrafyada. Burası çok kahramanlıklar sergilediği için de Yunanistan'ın ilk kralı tarafından ismi aslında başka bir şey. Kisimova aslında. Ama Yunan kralı burayı savaş tanrısı Ares'ten dolayı esinlenip Areopolis yapıyor. Bakın yani, bir kale ev. Gazi polisi olmuş. Gazi polisi. Gazi şehri. Mesela kale. Şimdi bu ev bu. Bu ev değil mi? Yani, bu ev bu. Aynen. Bu bir ev yani. Mesela. Yani şunlar normal ama. Devam ediyoruz. Ortaçağ kasabası havasında. Böyle devam ediyor. Mesela işte kiliseleri de taştan, aynı böyle. Burası akşamları eğlenceli olacağı benziyor. Belli. Kafeler olsun. Siesta. Restoranlar olsun. Şimdi bakın bir kule ev daha. Burada yani tarihte de diyor, savunma için de diyor. Yani bunlar böyle artık nasıl bir hayat vardıysa burada. Savaşkanlarmış. O yüzden işte savaş tanrısı Ares'ten isimlerini almışlar ya. Areopolis.
Yalnız buranın taş ustalarına bayıldım. Taş ev yaptıracaksam eğer özellikle Mani Yarımadası'ndan gelen ustalarla çalışırım. Ben akşam buraya geldim. Böyle şu böyle. Anda uza kokuyor bunlar. Oh mis gibi. Güzel sokaklar. Devam ediyoruz. Ha bak, güzel bir kahvaltıcı varmış. Gölgede. Koyu gölgede kahvaltıcı var. Evet, bu neydi Eda? O Petros'un yani. Petro'nun evi. Restoran gibi de sanki aynı zamanda. 1818'de Mauro Mihalis ailesi tarafından yapılmış. Yani bak içi gözüküyor, biraz göstereyim içini. Timova. Eski ismi de Timova. Manastır alanı. O mahallede yapılmış. Şimdiki yeni adı Timola'nın Areopolis, anlatmıştım zaten. Evet. Zamanın geniş aileleriymiş bunlar. İşte Fornarako ailesi. Ya bizim Osmanlı geniş aileleri işte değil mi? Ha, Alepi, Tatsuli. 2000 yılında da Mauro Mihalis ailesi bu evi satın almış. Ve bugün güzel bir şeymiş Mert. Kitchen, mutfak. Evet belli zaten. Öyle iddialık yapıyor. Kanada biliyorsunuz, odası da var. Evet. Şöyle şirin şirin yapıyorlar. Eda diyor ki Mikanos'a geldik diyor. Her gördüğü turistik yerin Mikanos'la bağdaştı. Hayır aşkım, Mikanos gibi normal bir yer. Bu şekilde. Güzel güzel binaları var. Evet, kilisede değişik semboller var. Sanki tapınak gibi böyle. Kulesi de uzun. Sanırsam içi de açık. Bu da kahramanlık freski. Bakın Mihalis'in önündeki papazı görüyor musunuz? Patras'ın psikoposunu temsil ediyor bence o. Zaten o başlatmış. Nerede var bu alınmasınlar ama din adamları pek bir kışkırtıcı oluyorlar biliyoruz ki. Yine burada da öyle aynı şekilde. Tarih yanılmıyor. Şu dantelleri de bitiyorum yani. Şimdi bir örneğini çıkarayım şurada. Sokak şu şekil. Karşısında tabii tavernalar mevcut. Kuş yuvaları olan. Eda, kuş yuvaları mı buradaymış? Ha? Kuş yuvaları varmış. Evet. Neymiş bu? Burası da Kapitan Matapas'ın kulesi. 16. Kule nerede? Kalma. Şu kısmı galiba buradan göremiyoruz. Bu. Kaptan mıymış bu? Kapitan. Kaptan Paşa'nın kule zort. Yerine incir ağacı çıkmış. Adeta şövalye gibi geziyoruz Eda, doğru mu? Evet. Burada balkonlu çok güzel kule evler var. Kiralamak için ama biz olur bulamadık. Ya. Hafta sonuna denk geldik. Bir de önümüzdeki günlerde şeyleri varmış. Paskalya. Paskalyaları, Panagyaları varmış. Panagya. O yüzden çok ortalık karışık şu an. Ortalık karışık. Ya, burada Mauro Mihalis'in ilk evi mi, kalesi mi artık hani? Neyse o. Ama çok döküntü. Kapalı. Evet, evet, kapalı. Kapalı. Evet, yeter bence. Burada ben bağırıyormuşum değil mi? Kara Mihalis çık dışarıya falan. Kule evlerde abartanları görüyoruz. Artık evet, yani 5 katlı kule çıkmış. Adam kale yapmış yani gerçekten.
Ya her yer kale mi yapılır ya? Manyak mısınız arkadaşlar? Gerçekten yani adım başı her ailenin, herkesin kalesi var. Var. Birleşip ortak kaleye girselerdi daha büyük. Bence daha güzel olurdu. Kale. Hatırlatın da ben de bir kale yapayım. Antalya. Kale Konya yapayım. Altına gidince ben de bir kale yapayım Konya altına. Kale. Hayır, kale ev de çok tatlı yani. Şato. Baksana. Düşünsene burası sana dedenden falan kalsın. Şato dersin. Kalıyor. Şato mu? Aa, dedemden şato kaldı. Şatoma gideyim de konteslerle bir akşam yemeği yiyeyim. Madem şato kaldı, konteslerle yemek yiyeceğiz, kuzenlere kontes diyoruz. Bak kafana inmesin, taşları maşları dökük dökük. Tamam, oynadı oynadı. Adamların abdesti kaçacak falan bir şey olacak. Yani bugün bir de pazar yani, ayıp. Cumartesi açmış, şunu anlayalım. Ay, cumartesiymiş, pardon. Bir tane güzel bir Sikulakis'in evini de müze yapmışlar arkadaşlar. Yani kale ev nasıl bir şeyin müzesi. Geçiyor da bulunmuş. Aa, bunu biliyordum. Bunlar dönerek yazılan taş tabletler. Mani bölgesinde. Hem de kulenin şöyle bir aman Allah'ım kuyusunu görüyoruz. Ben aslında kuleyi merak ettiğim için gelmiştim. İnşallah kule kısmını da açar. Mermer sanatının inceliklerini gösteriyor bize. Tabi bu şekilleri sanat tarihçileri, arkeologlar çok güzel anlar şu şekil şu zamana ait diye. Kesin Mani'nin kendi özel deseni vardır. Yıkanıları anlatıyorum. Çok güzel. Aa, eski orijinal. Güzel şeyler var ya. Bakın el yapımı. Gitiyor demek ki daha büyük. Çünkü hep oraya bağlı müzeler. Bu arada bakın kale. Bir tane daha kule. Mert'in bulduğu şu renkli yere bakın. Çok renkli. Hayır, bak bakmadım bile ya. Hadi bakalım şimdi Areopoli'nin limanı olan Limeni'ye ineceğiz. Kule evlere veda ediyoruz. Kalimera. İmaste. Stinlimeni. Plaj. Butik tatlı küçük bir liman kasabasına bakıyorsunuz. Liman köyüne bakıyorsunuz. Burası Areopoli'nin limanı Mert'cim. Evet. İşte yüzmek için, bir yüzme molası ve bir yemek için genelde geliyorlar. Yalnız yakın olmasına rağmen çok büyük değil. Küçük. Yukarıda gördüğünüz kule evler hep işte o kulelerden esinlenilmiş oteller şu anda. Villalar vesaire. Çok dolu oluyor ve araba park edecek yer bulmakta zorlanabilirsiniz, onu söyleyeyim. Şeyin,
Bak oradan hep herkes giriyor. Evet, güzel bir manzara var. Evet, biz güzel manzaralı niye yere gidelim. Şey yapmamışlar? Buranın ismi Limeni Taraça. Taraça yani Taraça. Bunun güzelliğine bakın. Çok güzel. Çok güzel gözüküyor. Kokoroni dondurmacısı. Evet, değişik tatlıları da var. Bakalım. Gala kopita. Bak, sütlü tatlı gala kopita. Revani. Kek, tel kadayıf. Kek, şu ne? Limonlu şey. Bunu bilmiyorum. Kapurdokita. Bu bence şey, sütlü. Bakın ne göstereceğim. Bir adet yani. Bunu da vampirlere karşı Limeni halkını korumak için mis gibi kokutmuşlar. Allah korusun vampirlerden. Yalnız burası bence Yunanlıların birbirine hava attığı yer Mert. Zengin Yunanlıların. Çünkü geceliği 300 euroya falan değerler var. Tabii denizi bomba. Burası da gördüğünüz gibi plaj. Plajda kitap okuyanlar çok oluyor. Grup kitap okuma şeyi çok var. Gördüğünüz gibi şey çok güzel. Ha bak, burası fiş taverna kısmı, gördün mü bak? Ha, herhalde burası fiş taverna, biz öbür taraftan gideceğiz herhalde. Ha, anladım. Şeye gireceğiz yani. Evet Eda, burada güzel bir manzara var. Hangisi o manzara? Valla deniz menizi benim için güzel manzara. Arkadaşlar. Şu gördüğünüz ahtapotçuklar o kadar lezzetli oluyor ki. Ya bence en güzeli. Mert şeyde marine edilmiş seviyor da ben bu güneşte kurutulmuş şahane oluyor. Çocuğa el kol da yapabiliriz bu arada. Gelesi varsa gelir. Lüks bir yer. Bakın havlu veriyorlar. Hatta bizdeki lüks plajlarda ıslak havlu, yani böyle büyük ve soğuk dolaptan havlu bile getiriyorlar serinlemek için. Aa, şurası boşaldı. Şuraya sortileyelim mi? Olur. Şey, kasabaşı 3 tane falan yer var ha yani. Evet, şey çok yok. Az yer var. Şurası da şey, taş yol yapmışlar. Uf, yalnız şu kaya ne ya? Evet. Çok sert yani. Ama tatlı. Burası akşam güzel bir balık lokantası oluyor belli ki. Fish Tavern. 2 tane daha var öyle yine oralarda. Bunlar da güzel. Hatırlatma, Yunan'da kafe açacağım. Önceden modaydı ya bir de kafe açmak. Aynen. Yunan'da hala oturuyorlar. Bizde pek oturan kalmadı. Bayağı takılıyorlar aynen. Evet, şöyle bir yerdeyim. Bir pastane, bir dondurmacı Koroni'de. Ve galak sayıyoruz. Bakalım nasılmış. Bir sütlü bir tatlıymış. Buraya özgüymüş ki ya. Ye bakalım nasıl. Kabuğu biraz kalın gibi. Sütünün daha ince. Şey o ya. Ne onun adı? Limonlu. Çok hani biraz. Yakarlar ya bizde. Neydi? Kazan dibi değil mi bu? Kazan dibinin evet yani. Değil. Andırıyor da değil yani. Cheesecake'li kazan dibi. İyi hadi bakalım. Langada köyü çok güzel gözüküyor. Yeşil ve kuleli yine. Burada kulesi olmayana kız vermiyorlarmış.
Salames diye bir köye geldik. Şöyle bir antik sarnıç gözüküyor. Şurada bir çeşmesi var. Ve dev bir çınar ağacı var ortada köy meydanında. Moraya zeytinyağları buranılmış. Herhalde her yerde reklamı var. Şurada da bir bisikletçi var Mert. Şurada bir iyi karekle asılı sandalye. Şurası senin bisikletçi mi? Ha. Gördün mü bisikletlerini? Şimdi kalacağımız evin anahtarını alacağız. Burada bir restorandan. Aldıktan sonra gideceğiz. Burası stupa. Şahane bir plajı var. Kalamata'dan önceki son durağımız bugünlük burası artık. Bundan sonra dinleneceğiz. Değil mi Mert'cim inşallah? Tatlı bir plajmış. Evet, çok tatlı. Bu arada buradaki evlerden, ev fiyatlarından bahsedeyim. 3 yatak odalı, 3 banyolu, 350 bin euroymuş. 20 metrekarelik arsasıyla 1.600.000 euro. Şu 200 bin euroymuş. Bak, kule kafalı evlerden kalmak isterseniz. Sonra buralı olursunuz. Mert bana şunu alacak. Bitmediği için ben buna taş kaplatacağım. 5 dakika denize. O Gio Nicolo. Yukarıdan o kadar güzel gözüküyordu ki. Vallahi Antalya'dan ucuz. Türkiye'den ucuz. Niye derseniz deniz kenarında böyle olmuyor yani. Yani şöyle evlerden bahsediyoruz. Gördüğünüzde eşyalarımız toplu. Stupa'daki evimize geldik. Kapıdan girelim bakalım nasıl bir evmiş. Şöyle bakıyoruz yüksek. Bu bir klasik Yunan evi. La la la. Bir banyosu. Serin ev. Güzel. O iyi oldu. Ha, bir tane tek kişilik var. Bir tane çift kişilik. İşte buzdolabı. Tost makinesi. Ocağı varmış. Bilmiyorduk ocağın ne olduğunu. Filtre kahve varmış. Şurada şöyle hemen basitçe şeyler var. O iyi. Da yastık yorgan. Ve çok tatlı bir balkonisi var. Bayıldım balkoniye. Havuz varmış. Burada club varmış aslında. Vento Club. Keşke o işleseymiş. Havuz da işlerdi. Ama şöyle bakir bir koydaydı sanki. Pek keyifli balkonumuz canım. Anlatamam yani. Ah, komşumuz var çünkü klimatı çalışıyordun ama. Evet Eda, bakıyorum da ne yapıyorsun mesela? Şu anda dinleniyorum vallahi, klimanın tadını çıkarıyorum. Çünkü 3 gündür biliyorsunuz ki malum kamplarda kaldık. Arkadaşlar. Böyle tercih ettik. Bir kamp, bir lüks, bir kamp, bir oda. Lüks dediğim de yani bir lükslük yok da oda yani. Oda, böyle gidiyoruz yani. Şimdi bu oda şöyle güzel. Burada bir İşte şey klapmış, kapatılmış. Yani kapalı. Bak, havuzu var nefis. Manzarası hap harika yani. Gerçekten müthiş yani. Ondan sonra fakat hava öyle sıcak ki dışarıya çıkamıyoruz yani şu anda. Biraz akşam saati olsun diye bekliyoruz ve klima duası eşliğinde şu manzaradan işte yok kah bira içiyoruz. Kah geyik yapıyoruz falan. Durum bu. Mert Kapitan ne yapıyorsun? Farkının dibini kendime şu an. Buradan Zorba'ya ve Kazancakis'e selam olsun. Çünkü tanıştıklarında buralarda çok dolaşmışlar.
çok vakit geçirmişler. O ünlü sohbetlerini buralarda yapmışlar. Zorba'yı okuduysanız eğer anlayacaksınız demek istediğimi. Sonra Zorba'nın öldüğünü öğrenince çok üzülüyor Kazancakis ve oturup artık sohbetlerini hikayeleştiriyor. Akşam Tutupa'ya bir daha gideriz. Muhtemelen o zaman hem de heykeline de bakarız Nikos'un. Güzelmiş aslında çok. Bakımsız olmuş. Deniz manzarası pek güzel. Gel buraya iniş. Orada iniş yok. Bak şöyle. Şeymiş. Evimiz orada. Hı? Süsler işte. Kulübe geldik. Burası beach kulüp. Üstelik çok da güzel. Bakın falezler Antalya. Arkada Bey Dağları. Bey Dağları. Burası falezler. Mahallemizin adı neydi Edoş? Kalkan Kaş. Yok ben Bey Dağları dedim demin. Harika. Arkadaşlar bak şunlar Bey Dağları. Hisar Çandır. Burası falezler Lara. Ben buraya direkt hemen şey yapardım. Muratpaşa Belediyesi'ne söylerdim. Evet. Şimdi buraya beach yaparlardı. Yapsana ne kadar güzel ya. Halka kazandırırlardı beachini. Aya Nikolaos'a geldik. Mendrek yani Mandrake'deyiz. Ondan sonra işte birkaç tane lüks yerel halkın teknesi. Pavros kayıkçılar şey. Kiriakos Maria. Petros. Evet ya o ne? Kayıkları indirmek için mi? Şey öyle. He bizim Boris indirir bu. Ay Nikolaos da çok tatlıymış. Buralar çok tatlı ki. Mani'nin bu küçük kasabaları. Şey, nefis tatil kasabaları. Şuna evini tutuyorsun. Minnak minnak tutuyorsun. Bayağı büyük güzel süpermarketleri de oluyor. Zaten tavernler var ne gerek var. Hayır hava güzel. Bakın şimdi gündüz tamam çok sıcaktı. Okey. Ama şu an yani bitti ve sepserin esiyor. Beğendin mi Eda köyü? Çok tatlı. Nefis değil mi? Evet. Şöyle mendrek içi. Gidiyor gidiyor. Şöyle tatlı tatlı. Köycük olmuş. Bak şurası çok tatlı. Eda her gün her geldiğimiz yere ben burada kalacağım diyor. Kokoreç var arkadaşlar. Mert kokoreçi görünce ama şaşırdı. Bak, onlar da yiyor ki. Tamam da onlar şimdi yapıyor. Ben bunu gece istiyorum. İki de yapar mısınız gelsen? Agia. Aya Nikolao. Şu renkli mavişko. Bunlar da böyle şey Afrika şeyli çok var. Malta'da da vardı. Aha. Zaten Malta'ya yapıyorlar. Burada da vardı. Abimiz kim? Evet size daha önce de bahsettiğim Giritli Yunan şair, yazar, filozof Nikos Kazancakis. Kazancakis dayı. Ne yapar burada? Nikos Kazancakis. Burada Zorba'yla birlikte arkadaşı Zorba'yla bir maden şirketi ortaklığı kurmuşlar aslında ama sonra hı-hı, onunla o kadar sohbetleri güzel oluyor. Ondan hayatın farklı bakış açılarını öğreniyor ki onun hayatından etkilenip işte Zorba'yı yazmış. Bu arada zorba, Türkçedeki zorba ile aynı anlamda değil. Hayatın tadını çıkarmayı bilen güçlü erkek anlamına geliyor. Bir de selam olsun. Burada bir hatıra fotoğrafı istiyorum kendisine. Hadi bakalım. Kadarmış. Zorba ile Kazancakis'in resmi. Tatlı bir stupa akşamüstüsü. Güzel bir Meltem'le birlikte.
Artık insanlar oturmuşlar, yemeklerini yiyorlar. Mert kendini denize attı bile. Ben şurada oturuyorum Akteon'da. Mert orada yüzüyor. Evet, Stupa'nın plajına atılmış duyalım. Şurası taşlıkmış ama Mert'in olduğu yer kumlukmuş. Evet, mesela çok önemseyenler var böyle şeylere. Onlar için bildiriyorum. Bu kafede oturursan mesela minimum 5 euroluk bir şey yer içersen şu sunbedlere oturabiliyorsun. Mert yüzerken ben bu esnada. Stupa'da festival var. Ne çalıyor bakın, teli teli. Göçmen kuşlara sakın çıkma patika yollara. Odan biz büyüdük ve kirlendi dünya. Klarnetçi çalıyor. Festivaller en çok bebebelik tabi burada şenleniyor. Acayip bebebelik var ortada. Kokteyl barımız var. Birazdan şampanya var orada. Bak şampanyaları bizimki. Kore'ye fumiye olacak. Herkes oynayacak. Oo. Bir de horon tepecekler. Horon bu arada ya. Pet şişeye şey yapıyor Mert. Ne yapıyor? Aperol maperol bir sürü şeyler yapıyor. Yapar. Litrelik. Hemen hemen her şey 7 ve 9 yıla. Evet bakıyorum. Konser Martin'i zaten. Koryatikiler var. Salatalar var yani. Greek salatlar. Arkada köyde canlı yapıyorlar. Oo, şurada dayılar var. Asıl dayılar. Daha altı şey almamış. Keşke net çekebilsem. Kapitan. Evet. Nasılsınız? İyiyim valla. Şarap tabağı yaptık. İki çeşit peynir. Salam. Kalamata'nın özel. Gerçekten bak. Şöyle göstereyim yani. Şu kadar yani zeytin. Kalamata zeytin iridir. Güzel grisin gibi şarabımız var. Şarabımız da girit şarabı. Seçtik. Mani şarabı olsa. Bu arada peynirler çok 2 euro falan arkadaşlar. Şu koca toplam peynir. Yani öyle bir fiyat yok yani. Mavi biri var galiba. Blue peynir. Gerçekten de güzel peynir. Yalnız var dalga sesleri. Şurası deniz zaten. Gündüzü çekmiştik. Namaz yapalım mı? Taneye bu hele. Kocaman.